Hayrettin Karaman İslam Birliği ve Diyanet. Bir önceki yazımızı şöyle noktalamıştık. Ümmetin aziz dine layık olan izzeti maddi ve manevi güce bağlı. Bu güç vahdete bağlı. Vahdette de tefrikayı dert edinmiş fertlerin, toplulukların ve kurumların gayretine bağlı. Vahdede ulaşabilmek için yoldaki engelleri kaldırmak gerekiyor. Gelecek yazıda bunlardan bildiride yerini bulan birini ele alalım. Ümmet uluslara bölünmüş, ipin ucu da yabancılarla yabancılaşmışların eline geçmiş olduğuna göre, izzetin ve gücün zaruri şartı olan birlik nasıl ve hangi araçlarla ve çalışmalarla sağlanacak? Belki başka yazılarda ideal olan birliğe adım adım gitmek, ilk adımda son adıma sıçrama yanlışına düşmemek, mevcut şartlarda sınırları değiştirmeden bazı anlaşmalar ve antlaşmalarla birliğe ilk adımı atmak konusunu işleriz. Birlik misyonunu kim yüklenecek sorusunun kısa cevabını Vahdet'te de tefrikayı dert edinmiş fertlerin, toplulukların ve kurumların gayretine bağlı şeklinde vermiştik. Bu konuyu da başka yazılarda açmak gerekecektir. Vahdet'e giden yolu temizleme faaliyetinde önemli bir hususta olabildiğince geniş bir İslam anlayışına bağlı olarak en az dışlamayla azami kapsama kuralını kullanmaktır. Alimlerin ve kanaat önderlerinin bölücü ve dışlayıcı ifade ve davranışlarından kaçınmaları, her grubun özel anlayışını korumasına saygı göstermeleri, ancak bu özel anlayış ve bağlılıkların birliğe zarar verecek taassup ve tekelcilik noktasına varmaması için titiz davranmaları zaruridir. Birlik için gayret etmesi gereken taraflardan biri de kurumlardır. Diyanet İşleri Başkanlığımız Kınayanın kınamasına aldırmadan bu vazifeyi de omuzlamış ve bildiride yolu temizleme konusunda şu teklifte bulunmuştur. İslam hakikatin kendisidir. Bütün alt yorumların üstündedir. Hiçbir mezhep ya da meşreple sınırlandırılamaz. Dolayısıyla herhangi bir mezhep ve meşrep bağlamında değil, İslam'ın temel ilkeleri doğrultusunda düşünerek vahdetin, birliğin temini adına gayret göstermek hepimizin vazifesidir. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekleştirdiği uluslararası faaliyetlerle İslam ülkelerinin dini müesseseleriyle ortak bilinç oluşturmak adına çalışmaya devam edecektir. Bu teklif iki önemli tedbire dikkat çekiyor. 1- Mezheplerin ve meşreplerin terk edilmesi değil, bölme ve dışlamaya sebep olan tahassup ve tekelciliğin terk edilmesi. 2 ümmetin diğer parçalarıyla devamlı temas kurarak ve çeşitli uluslararası faaliyetler icra ederek amaca yönelik ortak bilinç oluşturmak. Bugün bizdeki iktidar İslam birliğine karşı olmak şöyle dursun, güçlü teşvikçisi olduğu için Diyanet resmi bir kurum olduğu halde ümmetin birliği amacına rahatlıkla hizmet edebilir ve ediyor. Başka halkı Müslüman ülkelerde bazı yönetimlerin İslam düşmanı emperyalistlerin güdümüne girdikleri ve onlar da birliği istemedikleri için oralardaki resmi kurumlar, diyanet işleri kurumları önünde engeller vardır. Buna rağmen aleni birlik toplantılarına katılmamayı göze alamazlar. O ülkelerdeki fertler ve sivil kuruluşlar da bu yönde faaliyetler icra eder, kamuoyu oluşturur ve yönetimlere baskı yaparlarsa resmi kurumların işi kolaylaşabilir.'' Bu yazıyı Sayın Burak Gümüş'ün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Orta Asya Faaliyetleri başlıklı yazısının girişini alıntılayarak bitireyim. Komünizm döneminde devlet ve sisteme bağlı laik Sovyet İslam'ı yaratmak için geçici ibadethane kapatılması, dinsel kitap yasaklanması ve dinsel önderlere baskılar, yerini Din İşleri Konseyi ve Bakanlar Kurulu'na bağlı memur müftülerce işleyen resmi İslam ve yer altında faal olan tarikatlar vasıtasıyla yaygın olan paralel İslam arasında rekabete terk etmiştir. Fakat SSCB'nin dağılması ve güçlü devlet aygıtının çözülmesi sonucu Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde boşluktan faydalanıp birbirleriyle nüfuz rekabetine girişen radikal irticai akım, parti, örgüt veya devletlerin oyun sahası haline geldiği gözlenmektedir. Meydanı aşırılara bırakmamak ve ulusal, tarihsel ve kültürel avantajlardan da faydalanarak AB sürecinde bulunan ve NATO üyesi laik TC'nin anayasası çerçevesinde Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı eğitim, sosyal ve kültür hizmetleriyle 1980'lerden beri bölgede faaliyettedir. Bu yazının okunmasını tavsiye ederim. Unutmayalım ki at binicisine göre koşar. Sistem ne olursa olsun iktidarın süvarisi istiyorsa müslümanlar çok şeyi başarabilirler Hayrettin Karaman Yeni Şafak